Herkese selam. 31 Aralık gecesi saat 11. Ben şimdi birazcık makyaj yapıp kendime geleceğim. Aslında makyajım var ama birazcık gece makyajını çevireceğim ve yüz makyajımı yapacağım. Gerçekten çok zor bir seneydi. O yüzden bugün biraz duygusallaştım. Hatay'da olmamın çok etkisi var. Biraz önce yazlıktan geldik aslında ama şimdi böyle kalkıp çok hazırlanmak da içimden gelmedi. Son ana bıraktım. Hızlı bir makyaj yapacağız birlikte. Bu arada ojelerimi göstereyim. Hemen yüzümdeki makyajı siliyorum. Zaten birazcık highlightlar aldık var. Fırtını çıkarayım artık. Kendime geleyim. Bu sene bu fondöteni kullanmaya başladım. Gerçekten çok seviyorum. Yüzü bebek gibi yapıyor. Şimdi hemen birlikte bakacağız. Bu 04 numarası tam benim rengim. Gerçekten torpidoya eşliğinde bu videoyu çektiğimi ben de inanamıyorum. Tarte'dan dörtlü bir set almıştım böyle. Onun yüz paleti bu. Onu kullanacağım. Yanında da bronzer fırçası yok. Hemen aldık fırçamla yapıyorum. Sonra da aldık süreceğim bunda. Sıralıkta. Çok sürdüm. Neyse dağıtırız. Yüzümüze renk gelsin. Birazcık azalttım. Şimdi highlighter'ımı süreceğim. Birazcık renkli bir highlighter. Yani rengi koyu falan. Mesela böyle koyu bir allıksız asla sürebileceğim bir highlighter tonu değil bu benim. Ama böyle hoşuma gidiyor. Burnuma da birazcık. Pudramı süreceğim. Bunu ilk defa yaptım. Rimeli yapıyorum arada ama ilk defa pudra süngeri girdi gözüme. Huda Beauty'nin bu far paletini aldım. Kullandığım en güzel far paleti. İçinde her şey var. Burada eyeliner'ı bile var. Çok seviyorum. Bunu kullanacağım şimdi. Şubat depreminden sonra insanın ne olursa olsun hayata devam edebildiğini gördüm. Eğlendim, gezdim, tozdum. Her şeyi yaptım. Çok garip. O zamanlar böyle bir şey hiç olmayacak gibi geliyordu. Şu an Hatay'ı görünce de öyle aslında ama hayat gerçekten bir şekilde hep devam ediyor. Ne olursa olsun. Bir yandan bir sene oldu neredeyse. Bir yandan hiç zaman geçmemiş gibi. Daha dün gibi. Birazcık daha da koyu bir kahverengi mi eklesen ki? Kuzenimin müstakbel eşi ve onun ailesi geldiler. Onlarla tanışacağız. Hem de benim ailem. Uzun zamandan sonra hepsiyle bir arada olacağım. Kahverengi bir kalemle çerçeveledim. Tint süreceğim şimdi. Yanımda kahverengi bir rejim de yok. Bu bir de gloss'la çok güzel oluyor. Öyle mi iyi deri, mavi deriyi mi giyeyim? Mavi deri dediğin hangisi için mavi deri dedin? Üst. Bunun yerine. Ha, bu da çok güzel görünüyor. Tamam. Çok şıksın ama üşümeyecek misin? Hayır, kapanır önden. Tamam babacığım. Aklıma ne geldi? Kiko'dan bu gloss'u almıştım. Hemen bunu süreceğiz şimdi birlikte. Bu yılbaşı kırmızı olmadım ama bence bu da çok güzel oldu. Bu dudak kombomu çok beğendim. Elbisem bu. Annemden aldım bunu. Çünkü benim planımda aslında yılbaşında burada olmak yoktu. Bir hafta önce dönecektim. Kardeşimin kedisine bakacaktım. O yüzden hiç kıyafet getirmedim ben. Ama annişim dedi ki bu bana küçük oldu dedi. Kısa da dedi. Sen seversin dedi. Şimdi birlikte deneyelim. Kamerayı döndürdüm birazcık. Ay yamuk. Tam gözükmüyor. Dur. Ama ay çok beğendim. Burası da açılıyor. Ama aşağıda olacağız bahçede. O yüzden böyle kullanamam. Çorabımı giyeceğim şimdi. İnanılmaz detaylı bir vlog. Siyah kaban giydim. Çünkü siyah botum var bir tek. Onu da gelirken Adana'ya indiğimiz için oradan almıştım şansa. Yoksa yanımda böyle şık bir ayakkabı falan yoktu. Çok güzel bir bot aldım. Onu göstereceğim hemen. Ama şöyle bir şey oldu. Yani şimdi bahçede o botu nasıl giyeceğim bilmiyorum. Çünkü incecik topukları. Size gerçekten moraliniz bozukken, böyle kötü hissederken iyi hissetmenizi sağlayacak bir şey söyleyeceğim. Gerçekten böyle kalkıp hazırlanmak. Şu an bile az önceden o kadar iyi hissediyorum ki yani bir ruj sürsem bile, ne bileyim bir cilt bakımı yapsam bile gerçekten çok mutlu oluyorum. Saçım birazcık yamuk oldu sanki. Bakalım. Görünüyordur umarım. Ayakkabımı giydim. İşte bakın topukları. Bunu nasıl şimdi yürüyeceğim? Annem hazırlanıp geleceğim dedi ve ortalıkta yok. Uyumuş olmasından çok korkuyorum. Şu an onu almaya gidiyorum. Kapısını çaldım, açmıyor. Kesin uyudu. Bu ne? Ateşimiz söndü. Gerçekten çok komik. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Combo. Bu ne?
Ateş yaktın, çok iyi oldu canım. Ya süper oldu ya. Şimdi nasılım? Tam kapat. Bunu nerede yaktın? Torpilde. Ama refleksten dolayı. Bir öpücük alabilir miyim beyefendi? Bir öpücük alabilir miyim? Yılbaşından sonra yakmamız çok iyi oldu bu arada. Dedikodu köşesi, dilek köşesi. Buralar, burada bak. Ya 2024 bebeği. Bugün bir şeyleri yakamama sorunumuz var. Gel buraya. Ya gel buraya. Mutlu yıllar. 2024'te sonunda reşit olacak. Evet. Baba 2024 hakkında birkaç temennin. Sevdiklerim benimle beraber umarım sınavı kazanırım. Bir de 2023'te hayatıma giren en güzel insanlardan biri olarak senden bahsetmek istiyorum. Dilara çok iyi bir arkadaş olmasa da iyi bir kuzen. Dilara'yı sevin. Peki 2023'te mi hayatıma giren? Evet. Onun dışında Dilara'yı hayatımda görmüyorum zaten. Tamam, telefonun dinle. Canslarına mi? 2023 ve 2024 hakkında birkaç düşünce. Yani 2023 için biraz zor bir yıl oldu. 2024'ün huzur ve mutlulukla gelmesini ve çok yer gezmek istiyorum. Evet. Meryem'in olmadığı yerde bunu konuşabilir miyim? Torpil nereye düşmüş ya? 20 lira diye torpil arıyor şu an. Burada ne dönüyor peki? Bunlar iki zaten bunu yakmaya çalışıyorlardı. Ben bunun başlangıcını çektim. Yine yapamıyorlardı. Alandan trip yedim. Baş partisine kazanmadım. Abi Cansu karar veriyor. 2024'ün ilk tribi. Sevgidendir. At yalanı. Sonunda yaptınız mı yoksa? Oğlum bırakmazsanız o zaten düşmeyecek. Hayır niye korkuyorsun? Ne yaptın? Fizikli torpil. Oh. Yani fizikli torpil. Çok kolay oldu. Fes yapacağım fes. Sanki biraz çamura batmışım ama sanki. Şimdi eve çıktım, üstümü değiştirip pijama giyeceğim ve kuzenime gideceğim, oturmaya devam edeceğiz. Pijamamı giyindim, geldim, kapanışı böyle yapmak istedim. 2024'ten öncelikli olarak beklentim deprem bölgesindeki yaraların sarılması. Sonra hepimize, herkese mutluluk, sağlık diliyorum. Özellikle sağlık, sevdiklerimize sarılabilmek. Yani bu sene ben bunu çokça hissettim. Hiçbir şeyi ertelemeyin. Çok güzel bir yıl olur umarım. Bize 2023'ü unutturur. Öpüyorum.